Evet, sevgili Kirri TV YouTube izleyicileri, bugün de İngiltere'nin başkenti Londra'da Yusuf abimize misafir olduk, Yusuf Can abimize. Biz soracağız, o cevaplayacak. Bakalım Yusuf abimizin hayat hikayesi nasıl oluşmuş ve İngiltere'nin başkenti Londra'ya ayağı nasıl düşmüş, bize yekpek anlatacak. Yusuf abi merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi Yusuf abi, sen köyden ne iş yaptın? Tabii hepimiz çiftçilik yaptık muhakkak. Evet. Tarlada, tumda. Evet, doğru. Kaç yaşında evlendin? Vallahi yaşım geçmiş ama 17-18 ancak vardım. 17 vardım, 17. E tabi kendi köyün kızını almadın yani, köyünden evet, uzak. Evet. Gittin de. Ablamı nasıl buldun? Vallahi birileri tavsiye mi etti? Sen... Bizim köyün bekçisi vardı, Resul amca. Senden iyi olması, çok iyi bir arkadaştı. Çok iyi bir insandı. Bir geldi bizim eve. Evet. Mertsem o beni evlendirme amacıyla sizin köye getiriyor. Evet. Ama benim bunda haberim yok. Evet. Dedi ki Yusuf dedi gel dedi var ablamın evi ablam koma da dedi. Beraber ablamlara gidelim dedi. Ben dedim Resul abi ben gelip de ablamla ne yapayım? Senin ablan da benim ablam değil ki. E dedi sen de Kemal amcayı tanıyorsun, o onun karısı da benim ablamdı. Dedim tamam. Beraber çektik, Guman'a geldik. Mersem o beni evlendirme amacıyla buraya getirmiş. Evet. O, onu planlamış o. E dedi Yusuf dedi, sana bu kızı bulmuşuz. Sonra geldi reis, dediler annem onlar. Evet. Evlendik. Tabii 3 gün 3 gece düğün oldu değil mi? Öyle oldu. He o zamanlar öyleydi. Öyleydi. Yani. Davul zurnaylı falan. Benim düğünüm bir haftadan fazla sürdü. Oğlum ağalar düğünüymüş çünkü bu. Çünkü ağalar düğünü değil. Başka köye gidiyorsan ya. Yani. Evet. Yani bayağı zaman alıyor. Bir gün gidiş, bir gün de geliş. Evet, uzak bir yer evet. O zaman evet. Arabaya falan yoktu. Hep at üzerine gidiyorlardı. Araba vardı, arabayla gitmiyorlardı. Kirge'ye gidiyor, Kirge'den yine gelen size gelecek. Evet. Öyle gelmediler, öyle geldiler. Sonra zaman, tabii evlendin. Evlendikten sonra ne kadar köyde kaldın? Vallahi yalan olması. 1,5 sene. Ve 4 ay. Geçmiş zaman hatırlamıyorum. 4 ay kalmış diyor ablam diyor bak. Doğrudur. Ondan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da bayağı durdum yani. Peki İstanbul'da durduğun hiç köye gelmedin mi ondan sonra? Ne kadar zaman sonra tekrar köye geldin? Vallahi yalan bilmiyorum. Geçmiş zaman ama. Geldim bir de askere gitti o. Ondan sonra askere gittin he? Geldim. Evet. Askere gittim doğru. Geldim askere gittim. Peki ne iş yaptın İstanbul? Ne işlerde çalıştın? İnşaatta çalışıyorum. O zaman inşaat vardı. Evet. Yani bizim... Meslek de yok. İstanbul'a giderken meslek de yok. Meslek yok. En yapacağımız iş inşaat. Boya badana inşaat. Evet. Geldik inşaatlara amelelik harç yok. Harç saçı 4. 5. katlara. Evet. O zaman öyleydi. Evet. Peki askerliğini yaptıktan sonra tekrar İstanbul'a mı köye mi gittin? Askerliği yaptım. Fazla köyde durmadım değil mi? Geldim bir de Mehmetoğulları götürdüm işte kardeşim. İşte geldim. Köye geldim dedim ki biz böyle 4-5 kardeş köyde olmaz. Yani? Yani benim amacım neydi? Sırayla bunları getirip işe koyma. Evet. Her köye döndüm de bir kardeşi İstanbul'a getirip işe koyma. Evet. Mehmet'e tutturmuş
İstanbul zevki tutmuş bunu, illa senle geliyorum ki geliyorum. Küçük müydü o zaman hemen? O zaman küçüktü ya. Dedim tamam. Bunu aldım İstanbul'a geldim. Rahmetli Hasan dayım Sadi. Bununla çok çalıştım. Hasan Nuri evre gittim. Mariki Pari Boşu. İnşaatın her şeyini anlıyor. O zaman iş götürüyor, bu Ziraat Bankası işleri var ya. Evet. O bu işleri alıp yapıp devrediyor. Dedi ki dedi, seni öyle bir yere koyacağım dedi, sen küçüksün dedi. Fazla ezilmeyesin diye. Evet. Hatta bana kızdı dedim, tamam dedi. Aldı beni Ziraat Bankası şeyine verdi. O şirkete verdi, şirkette evet. Sürekli bana bekçilik yaptı, yaptırıyor yani. Ziraat Bankası'nda? He. Yani, güvenlik mi? İnşaat bölümünde. Yani. Ha, inşaat bölümüne beni inşaat bekçiliği yapıyorsun. He. Yani burada bayağı çalıştım yani. Bayağı çalıştım. Ondan sonra... Peki İngiltere'ye kimin tavsiyesiyle geldin? Nasıl geldin? İngiltere... Hasbihal yolun buraya nasıl düştü? İnşaatta çalışıyorum. Evet. Bir arkadaşla, asker arkadaşım. İsmi Süleyman. Süleyman Aydınoğlu belki tanırsın. Senin memnisiyle beraber. Onunla o asker arkadaşımdır. Bir gün geldim, Selo dedi, Yusuf dedi, ben ablama gidiyorum. Demedi ki İngiltere kapıları açık, ben gidiyorum. Benim bundan haberim yok. Neyse, son bir hafta kalmış, bu kapılar kapanıyor. Neyse, bunu bir duydum, kapılar açılmış, kapanıyor. Benim de pasaportum yok. Hiçbir şey meydanda yok. Evet. Kimliğimi aldığım gibi doğru pasaport dairesine gittim, Memnuniye. Çağaloğlu'nun orada. He. Gittim, başvurdum, pasaportumu çıkardım. Ya kaç günde çıktı pasaport? Pasaport bir haftadan fazla yetişemedim. 2-3 günle kaybettim. Sonra nasıl geldi peki? Sonra dedim, geldim eve düşündüm. Dedim hanım ben ki bunu çıkarmışım Avrupa için. Dedim ben Avrupa'ya gidiyorum. Ben geldim Avusturya'ya. Avusturya'ya geldim. Dayım var bir tane, dayımın 2-3 tane köyde arkadaşı var. Evet. Onlar geliyorlar Avusturya'da beni arıyorlar. Ya aradılar, neyse ben de o gece duydum bunu. Evet. Onlarla kontak kurduk. Beni aldığı gibi Fransa'ya. Bir seneye kadar çalıştım orada. Dediler, yok ben kafama koymuşum yani İngiltere'ye gideceğim. Sonra dedim gideyim dedim. Dedim ben gidiyorum dedim. Dedim getirip paramı verdi. Hollanda'dan beni gönderiyor Şebik. Beni oraya getirdi, limana getirdi. Koydular gemiye. Doğru İngiltere'ye geldik. Geldik İngiltere'ye. Geldik. Yani şey bizi getirdi kaçak. Hadi o ayarlamış. Bizi öbür tarafa geçirdi. Bir şebeke dedi, sizi burada dedi, bir tane otobüse bindireceğim dedi. Ben otobüste yer ayarlamışım dedi. Seni doğru bizim milletin içine getirdik. Haringe. Merkez Haringe zaten. Merkez Haringe. Ben de bilmem. Neyse geldik. Evet. Geldik Manor'a, otobüs durdu.
Manar Havuz'da. O başlayacak. Tabii o zaman Manar Havuz'u bilmesin etmesin. Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Orada indik. Şimdi otobüs şoförü biliyor yani. Haringi, Manar Havuz'u. Tabii. Oraları, her yeri bilir. Bana dedi ki hepsinin düz aşağı git. Türktü. Ya Türktü. Dedi git aşağı git. Yani sana böyle tahmin edeyim. Bir 500 metre git dedi. Git oralarda sor dedi. Türk dükkanları orada vardı dedi. Orada sadece o zaman Yaşar Hanım var. Türk dükkanları diye bir şey yok. Sadece Yaşar Hanım var. Restoranlar falan hiç yok muydu? Hiçbir tane yok, bir tane. Bir de... Sene o, kaç? Sene 91. Evet. O zaman Bilal'ın kahvesi vardı. Birkaç tane kahve var. Ama böyle bakkal makkal Türk dükkanı yok. Evet. Bir de dernek var. Harika Derneği. Evet. Bana dedi, Harika Derneği de oy veriyorlar. Şansıma 4-5 gün sonra oy şeysi var. Orada dernek yerini belirlemek için oy veriyorlardı. Neyse o günü geldi, biz gittik orada. Şansa oyumuzu verdik, şey yaptık, belirledik. Dernek yerini. Dernek o zaman kuruldu. 91'de kuruldu yani. Evet. Peki sonra ne iş yaptın burada? Ne yaptın? Kebaplarda mı çalıştın? Marketlerden mi? Nerede çalıştın? Geldim burada, düşündüm ki sadece kebaplarda kebap anlıyorum. Başka bir iş bilmem. Türkiye'de çalışmış mıydın kebapta? Yok, inşaatta, kebapta değil. Ha, sadece inşaatta anlıyorum. İnşaatta anlıyorum, kebap mamapta anlamam. Burada tabii İngilizce de yok, dil de yok. Ne yapacaksın, hiçbir ne edeceksin? Şey yok, hiçbir şey yok. Bir gün bu kahtanlı Halevus vardı. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin, kahveye geldi. Dedi ki, bana adam lazım. Birisi beni tarif etmiş. Demiş, valla bu adam gelmiş. İş arıyor. Adam iyi adam, hoş adam ama adam biraz sinirli adam yani. Senin için demiş ha? Evet. Yani sinirli. Denk geldin mi baba seni tanımaz. Tam deli çağırmış değil mi? Deli adam yani. O Halil Usta değil mi? Sinirli mi demiş de çok? Beterdi yani. Ablam da diyor bak sinirliymiş diyor eskiden. O Halil Usta dedi ki, geldi dedi merhaba merhaba. Konuştuk, muhabbet, sohbet. Evet. Dedi bak bana Halil Usta diyorlar. Burada yeni bu kahvenin %100'ü beni tanır. Evet. Sen yeni geldiğin için tanımazsın. Evet. Gel yanımda çalış. Dükkanda Londra'nın içinde miydi? Yok. Şeyde... Londra dışı. Londra dışıdır. Kalacak yer falan var mıydı peki ev falan? Kalacak yer, her şey üstte var. O da güzelmiş. Dedim tamam. Anlaştık adamla, kalktık gittik. Seni hemen aldı götürdü o gün. O günü aldı gittik. Gitti orada bana yer ayarladı, şey yaptı. Allah razı olsun. O adam bana çok yardımcı oldu orada. Ne güzel adammış. Orada çalıştım. Borcumu, borcumu, her şeyimi verdim. Eşime, çocuklarıma para gönderdim. Evet. Ama hemen öyle değil. 10 sene geçti. Yani ondan önce 10 sene geçti. Kaç sene sonra getirdin? Getirebildin daha doğrusu. Yani bu ülkeye geldikten 10 sene sonra. Bayağı uzun bir zaman. Bir gün parkta oturdum, düşündüm bu şeyde. Votkine'ye giderken bir park var. Orada oturdum, düşündüm o parkta. Evet.
Düşündüm dedim. Sen burada, senin çocukların Türkiye'de bu böyle olmaz. Evet. Bu hasretlik ne zamana kadar yani? Dedim, uzun yıllar da geçmiş. 10 yıl az zaman değil. Dedim herkes çoluğu çocuğunu getiriyor. Burada Zena'da bir sen getirmemişsin. Bir buna getirmemiş. Kendi kendime diyorum. Evet. Bu çok ayıp. Yani bir sorgulamışsın kendini değil mi? Kendimi sorguluyorum. O da güzel bir şey. Sonra? Ondan sonra tuttum Hegoda'nın yanına gittim. Kimin yanına? Hegoda vardı o kod. Şeye gitmeden, Vodkin'e gitmeden orada yolun üstünde avukat Hegoda vardı. Evet. Eski bir avukatı. Gittim dedim ki mesela böyleyken böyle dedim. Çoluğum Türkiye'de, ben burada. Oturum falan almış mıydın o zaman? Oturumum vardı ha. Artık çocukları getirme safhası doğmuş o zaman. Dedim nasıl getirebilirim, ne yapayım? Dedi ki git kendini göster bir yerde. Resmiyette? Resmiyetten göster, kağıtlarını al gel bana. Pay siliplerini al gel bana dedi. Maaş bodrosunu yani al gel bana, evet. O zaman o pay silipler vardı, belirlim kadar küçük yapıyordu. Aynı maaş, Türkiye'si maaş bodrosu derler ona. Maaş bodrosu. Gösterge yani. Evet. Onu aldım gittim Hegoda'ya. Vallahi Allah senden de ondan da razı olsun. Yani onun uğraştığı kadar öz abim de olsa uğraşmaz. Adam uğraştı. Sonra yaptı kağıt küreğini. Kağıt küreğini yaptı. Gönderdin ablama, çocuklara gönderdin yazıyı. Bunlar da bizi aldı. Ondan sonra çıkıp geldiler. Geldiler buraya. Evet geldiler. Ondan sonra peki nerede kaldınız? Sonra ev hazır mıydı yoksa otelde mi kaldınız? Otelde kaldık değil. Ya uzun mesele tabii. Uzun mesele. Otelde kaldık. Ta bekle ki ev çıksın yani değil mi? Evet. O zaman eve başvurduk değil mi Gülü? unutmuş bak uzun zaman gelmiş yani. Olmadı ya da müdahale et. Ya tabii müdahale et yani. Ya başvurmuşsunuz tabii ki muhakkak başvurmuşsunuz. Başvurduk. Evet. Arka otelde kaldık. Evet. Herkesin başına gelen şeylerdir genelde bu. Evet. Altay otelde kaldık. Sonra ilk evini nerede verdiler? İlk evi bu. Aman amcam. Encil'deki evdi değil mi? Encil'deki evdi, o evi. Tabii bu ikinci evdir yani. Sonra bu ikinci eve geçtiniz. Bir gün Gülü'yle oraları dolaşıyoruz. Ta orayı vermeden önce diyorsun değil mi? Vermeden önce Evet. Oteldeydik. Evet. Daha bir hafta önce. Evet. Dedim Gülü bize bu bloklardan verirlerse. Gülü'ye valla geçmiş zaman ne o? Dedi Allah sesini mi duysun? Öyle bir şey söyledi. Evet. Arada bir hafta geçti geçmedi dediler sana ev çıkmış. Nerede çıkmış? Bloklarda. He. Başka bir şey dileseydin keşke. İşte insan olur. Evet. Geldik buraya taşındık işte. Kaç sene kaldın o evde? O evde o 20 seneden fazla kaldık 20 ya. 20 senedir buraya taşınmış. 20 sene kaldık. 22 sene oldu bu ülkedesin değil mi? He. Tabii enişte daha fazladır bu ülkede. Ben daha fazla. Evet. Evet. 20 evet. Sene kaldık bu evde. Sonra kebaplarda o zaman bir ara boş kaldım yani böyle. Neyse düşündük taşındık. Bu Halit dediler ki Halit dükkan açıyor. Ben de gittim dedim Halit abi sen dükkan açıyorsun. Dedim. Evet. Bu ara tabii hem çay içiyoruz hem seninle muhabbet ediyoruz ama sen de çay içmiyorsun kusura bakma. Yorulduysan biraz keseyim ha. Yok bir şey değil. Tamam. Evet. Biraz sonra bitiyor. Dedi ki, dedi, ben dedi her dükkan arıyorum dedi. Dedim Halit abi, sen yalnız mı açıyorsun? Valla dedi adam yok. Gelip bana ortak olursan gel ol. Ben buna seve seve razıyım dedi. Ortak o kadar param da yok. Dükkan nerede peki? Dükkan arıyoruz. Ortak teklifi geldi. Dedim tamam. Neyse aradık. Dediler ki bu sizin köylü Yılmaz dükkan satıyor. Nerede? Postmont'ta.
Bana Halit çıktı gitti. Valla geçmiş zaman gittik, işi öğrendik. Ne kadar iş yaptığını geldik. Konuştuk. Yılmaz dedi ki fiyatı, bir fiyat söyledi, bir de geldik paramızı toparladık. Aldık gittik, dükkanı aldık. Dükkanı aldınız. Bir müddet sonra sattık. Ondan sonra da sattıktan sonra valla... Rahatsızlanmış diyor adam, diyor rahatsızlanmış diyor. Rahatsızlandım yani. Evet, doktora falan gittim tabii ki rahatsızlandım rahatsızlığından dolayı. Peki tam olarak rahatsızlığın ne senin abi? Şimdi bir gün inşaat dükkanda çalışıyorum. Evet. Bu sol kolum tutmuyor. Yani birden mi oldu böyle? He, birden. Sol kol tutmaz oldu. Yani ağrı falan girdi mi ağrısı? İyice öyle değil, öyle hafif yani. Evet. Sol kolum yani döner atıyorum elime, hiç zorlanmıyorum. Evet. Bir gün öyle baktım kolumda şüphe duyuyorum yine bu sol kolumda. Güç kaybı var. Hissettin güç, yani. He, hissettim ben. Evet. Gittim doktora. Dedi siz Türkler hep böyle yapıyorsunuz dedi, numaracılar dedi. Siz rapor koparmak için numara yapıyorsunuz diyor numara doktor. Numara yapıyorsunuz, şöyle de böyledir. Dedim bak seni mahkeme veririm dedim. Dur. Ne? Dedim oğlum ağrıyor, siz beni doktora göndermiyorsunuz. Numara gönderdi. Evet. MR'da buna gönderiyor raporu. Diyor ki bunun bu hastalığa yakalanmış. Neymiş peki ismi, ne hastalığı? İsmi ALES'i. ALES hastalığı. Sonra ben geldim, mahalle doktoru inanmış yani ona. Doktor haber göndermiş. Tabii artık resmi belgeler geldi hastanede ki sonuçlar, filmlerin sonuçları budur. Geldi dedi Yusuf dedi, özür dilerim dedi. Hastaneden dedi sana böyle rapor gelmiş dedi, bize dedi sen dedi bu hastalığa yakalanmışsın dedi. Evet. Bu hastalık da dedi, o zaman bana ayrıntıları hepsini anlattı o doktor. Yani ileriki aşamalarda, ne tür aşamalarda geleceğine dair sana anlattı hepsini. Hepsini anlattı bana dedi, böyle. Dedim ne yapayım? Yani. Öyle biz günüz gün geldim eve. Gidince gidiyorum parklara, orada burada üzüntüde. Halbuki moral lazım böyle bu tür şeylere de. Morali yüksek tutmak lazım. Ama çocuklara ona buna hiç kimse çaktırmıyor. Söylemiyor, evde söylemedim evde. Ya evde söyledim bunları, söyledim de. Ha üzüntünü, üzüntümü belli etmiyorsun ki. Belli etmiyorum çocuklara, hanıma, bunlara belirtmiyorum. Yani gidip parkta ama içini dökmeye çalışıyorsun. Gidip parka gidiyorum, içimi döküyorum. Evet. Eve geliyorum. Anladım, anladım. Biz de Allah'tan sana şifalar diliyoruz. İnşallah iyi olursun, daha kötü olmasın. Cenab-ı Allah el ayağına düşürmesin inşallah. Bu röportajı da burada bitirmek istiyorum. Peki bize söyleyeceğin bir şey var mı? Selam, kelam. Valla bol şanslar. Allah'ta sağlıklı günler diliyorum size. Siz gençsiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Benim yaşım 58. 60'a doğru 2 yaş var. Evet. O da yaşarsak, yaşadık yaşamadıksa da Allah rahmet eylesin dersiniz. Ya hepimiz öyleyiz yani. Allah gecinden versin. Allah daha da kötü etmesin inşallah. Biz de bu röportajın gerçekten sana çok teşekkür ediyoruz. Bize kapını açtın, evini açtın, sofranı açtın. Ablama da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ağzına diline sağlık. Sağ olun. Hadi hoşça kal diyelim. Hadi bay bay. Biz de şunu deriz. Allah sizi bir ömür boyu inşallah ayırmasın. Amin cümlemizi. Allah ikinize de hayırlı uzun ömürler versin. Güllü ablamız, Yusuf abimizin eşi aynı zamanda. Cümlemize. Bari evil dare sıra ey şu şeva